Kütahya Kamu Taşeron Çalışanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Aydın yaptığı yazılı açıklamada Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in açıklamalarına tepki gösterdi. Aydın, Türkiye geneli aynı amaca hizmet eden taşeron işçi emeklerin verdiği statü kazanma güvenilir gelecek ve iş garantisi mücadelesi yargı kararlarını örnek gösterilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik'e bizzat iletilmiş ve statü kazanmış yasal hakkımız olduğu defalarca anlatılmıştır. Devlete ait kurumların tamamında asıl işverenin işini yapan taşeron işçilerdir ve yargı kararına göre asıl işverenin işçisi sayılması gerekmektedir. Sayın Faruk Çelik bu konuyu bir televizyon kanalında muallakta bıraktı ve bir kesimi ümitlendirirken diğer kesimi hayal kırıklığına uğrattı dedi. Aydın, önce hizmet alımlarının ne şekilde yapıldığını araştırılması gerekmektedir. Bir kurumda 500 kişi hizmet alımıyla işe alınıyor. Bunların 200 tanesi temizlikle çalışıyor ve geriye kalanı asıl işverenin işini yapıyor. Ama Sayın Bakan diyor ki temizlik, güvenlik, yemekhane alt işverene bağlanır, asıl işverenin işini yapan kadroya alınabilir diyor. Peki temizlikte görünüp asıl işverenin işini yapanların suçu ne? Sayın Bakan'ın asıl işverenin işini yapanlar derken özellikle sağlık alanını kastettiğini düşünürsek diğer kurumda çalışan arkadaşlarımızın durumu ne olacak? İşte derneklerin kuruluş amacı ve verdiği mücadele burada ortaya çıkıyor dedi. Doğru olan Sayın Bakan'ın tüm kadroda çalışan şirket personellerinin durumunu Sayın Başbakan'a statü kazanmaları gerekir diye bildirmesidir. Bakanlar Kurulu'nda kanun hükmünde kararname ile yayınlanarak bir sefere mahsus statü kazanmaktır. Adaletin olduğu bir ülkede ayrımcılık yapmak insanları birbirine düşürmekten öte geçmez dedi.